arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Berlin'le alakalı ulaşım bilgileri vermeye çalışacağım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Berlin günlükleri serim devam ediyor. Bugün ulaşımla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Şu an Alexanderplatz'a geldik. Burası Berlin'in birazcık merkezi yerlerinden biri. Alışveriş merkezlerinin olduğu, genelde etrafında böyle kiliselerin, tarihi eserlerin bolca olduğu bir lokasyon. Şimdi buralarda birazcık gezinti yapacağım. Onunla beraber Berlin'de şehir içi, yani Almanya'da genel olarak şehir içinde nasıl imkanlarla ulaşım sağlayabileceğinizi, hangi araçları, hangi vasıtaları kullanabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Mesela şu arkamda turistler için şu otobüsler turistler için şehir turu yaptırıyorlar. Tam fiyatları ne kadar bilmiyorum. Hiç kullanmadım çünkü. Ama bu şehrin birçok yerinde olan bir uygulama. Ama genelde de böyle de aslında daha turistik olan yerlerde oluyor. Mesela şurada da şöyle göstereyim. Bir döndürebilirsem kamerayı. Evet. Şurada da şehir içindeki tramvaylar var. Bunlarla alakalı nasıl bilet alacağınızı, nasıl kullanabileceğinizi, hangi biletlerin nerelerde geçerliliklerinin olduğunu ufak ufak anlatmaya çalışacağım. Bütün durakları gösterebileceğim bir yer arıyordum. Ona da tam denk geldim. Şu arkamda gördüğünüz şurası normal şehir içinde dolaşan tramvayların olduğu durak. Yani şehir içinde tramvayla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde şu karşı tarafta U-Bahn var. Yani bizdeki metro, onu göstereceğim. Tam şu karşıda da S-Bahn, yani bizdeki Marmaray gibi şu karşıdaki şurası, şu bölge, üstten tren geçiyor. Bizdeki birazcık Marmaray gibi, yani belli kısımlarda yerin altından, belli kısımlarda yerin üstünden gidiyor. Biraz daha hani tren diyebiliriz aslında. Bir de ayrıca oradan ekspres trenler de geçiyor, yani şehirler arası yolculuklarda da oradan geçen trenleri kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu arka bölümde şurası normal şehir içinde dolaşan tramvayların olduğu durak. Şimdi şu U-Bahn tarafını da göstermek istiyorum, metro tarafını. Ya bu bölgede gerçekten tam böyle şansıma denk geldi. Bütün durakların ortak bölgesi gibi bir yer oldu. Almanya ulaşım konusunda çok başarılı. Çünkü geniş bir metro ağı var. Yerin altı bildiğiniz, böyle bildiğin örümcek yuvası gibi. Her yerden her yere ulaşabiliyorsunuz. Hatta direkt zaten şu an bir U-Bahn, şu arkamda gözüken yer aynen şurası. Bizdeki metro burada U-Bahn diye geçiyor. Onun haricinde S-Bahn, normal şehir içindeki tramvay, otobüsler tarzında ulaşım imkanlarınız var. Onun haricinde zaten ülkede biliyorsunuz Türkiye'de Uber yasaklandı ama burada hala devam ediyor. Ve gayet de aktif olarak kullanılıyor. Ben de çoğu zaman böyle kısa mesafelerde bir yerlere gideceksem eğer Uber tercih ediyorum açıkçası. Daha rahat oluyor. Onun haricinde zaten taksiler var. Ki burada taksilerin şöyle bir güzelliği var. %90'ı Türk. Yani özellikle Berlin'de, tabii diğer şehirlere gitmediğim için bilmiyorum. Yani taksiye biniyorsunuz, gayet selamünaleyküm abi, ne haber, şuraya gideceğim, İşte yani yardımcı olur musun dediğinde zaten her türlü yardımcılık götürüyorlar. Ve gayet de rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Hazır iletişim konusuna da girmişken, ben 2 senedir yaklaşık Berlin'e düzenli olarak gelip gidiyorum. Onun öncesinde gelmeden önce arkadaşlarım söylüyorlardı, hani Berlin'de çok da fazla yabancılara ihtiyacın yok. Hani ben birazcık çekiniyordum böyle, hani yabancılık konusunda o kadar iyi değilim. Biraz tabii hani çok da konuşmadığınız için ufaktan da çekiniyordum açıkçası. Yani ilk geldiğim zamanlarda yani hiçbir şekilde yabancılara ihtiyaç duymadım. O da tabii, bu da takıldığım bölgelerle alakalı. Hani özellikle hani Kreuzberg taraflarına falan takıldığım zaman, zaten biliyorsunuz orası Küçük İstanbul diye geçiyor. Komple Türk mahallesi. Hiçbir şekilde yabancılığa ihtiyacınız yok. Yani Türkçe ile idare edebiliyorsunuz. Yani istediğiniz her yere gidip istediğiniz her lokantada
her türlü işinizi çözebilirsiniz yani. Hatta sıkıştığınız yerde girip herhangi bir dükkandan yardım bile isteyebilirsiniz. Kesinlikle size yardımcı olurlar. Evet arkadaşlar, Urban cihazımız. Buradan bilet alımlarını yapabiliyorsunuz. Şurada zaten birçok dil seçeneği var. Türkçe de var. AB genelde şehir içinde dolanacaksanız kullanmanız gereken bilet çeşidi. Şu BC'yi bilmiyorum. Detayına bakacağım onun ama C'nin şehir dışı daha kırsal kesimlere gittiğinizde kullanmanız gereken bilet. ABC zaten tüm hepsini kapsayan. Burada tek seferlik grup şekilde 4 yolculuk bileti alabiliyorsunuz. Günlük bilet alabiliyorsunuz. Biz genelde günlük bileti tercih ediyoruz. Burada da cihazlarda şöyle aldığı para birimlerini gösteriyor. Burada bazen şu kağıt para birimleri olmuyor. Sadece bozukluklar oluyor. Birden fazla bilet alabiliyorsunuz. 2, 3 neyse. 2 tane alıyorum. Kartla mı alalım? Kartla alalım çünkü aynen, bozuk paramız yok 14 lira kadar. Kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Şurada kredi kartı giriş bölümü var. İşleminizi yaptıktan sonra bir durum daha var. Onu da göstereceğim. Payment. Şurada zaten uyarıyı veriyor. Biletlerinizi damgalatmanız gerekiyor. Nasıl damgalatacağınızı da göstereceğim. Şuradan biletleri veriyor zaten. Aldık. Şimdi biletinizi aldıktan sonra şuradan şu üst tarafı gelecek şekilde şuradan onaylatmanız gerekiyor. Az önce gösterdiğim gibi biletinizi onaylatmanız gerekiyor. Eğer oraya bastırmazsanız cebinizde biletiniz bile olsa görevli sizi yakaladığı zaman bir ceza uyguluyor. Ceza miktarı da zannedersem yanlış hatırlamıyorsam 60 euro civarı falan olması lazım. O konuya çok dikkat ediyorlar. Girişlerinde ve çıkışlarında turnikeler yok bizdeki gibi. Herhangi bir güvenlik görevlisi falan da yok. Bilet alıp almamak tamamen sizin tercihinizde olan bir şey. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Videonun bir anda ambiyansı değişti. Bir yağmur azizliğine uğradık. Almanya'nın havası malum belli olmuyor. Gerçi hava durumu şeylerinde gösteriyordu bugün yağmur yağacağı ama hava çok sabahleyin o kadar güzeldi ki videonun önceki görüntülerinde görmüşsünüzdür. O kadar günlük güneşlikti ki hani ben çok ihtimal vermiyordum açıkçası. O yüzden de turu birazcık yarıda kesmek zorunda kaldım. Almanya'da ulaşım konusu genel olarak bu şekilde. Elimden geldiği kadar bütün alternatifleri göstermeye çalıştım. Bütün alternatiflerle alakalı bilgiler vermeye çalıştım. İlk defa gelecek olan arkadaşlara bayağı yardımcı olur diye düşünüyorum. Eğer atladığım veya öğrenmek istediğiniz ekstra şeyler varsa videonun altına yorum olarak bırakırsanız elimden geldiği kadar onlara da cevap vermeye çalışırım. Ben de...